Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Yanımda bugün Mehmet Özer var. Bizim hem yönetmenimiz hem montajlarımızı yapıyor ekibimizden. Neden Mehmet var? Çünkü bu testi tek başıma yapamayacağım için kardeşimden yardım istedim. Her zaman kamera arkasındaydı. Şimdi kamera önünde bana yardımcı olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bugüne kadar hiçbir yerde yapılmayan bir testi yapacağız. Şimdi Galaxy S8 Plus ile Galaxy S7 için gerçekten de kullanım pil testini yapacağız, karşılaştırmasını yapacağız. Şöyle söyleyeyim, daha önce fotoğraf karşılaştırma testini sizlerle paylaşmış, hatta onu da şuralarda bir yerde paylaşalım. Onu mutlaka izleyin eğer fotoğraf karşılaştırmasını merak ediyorsanız. Şimdi telefonların pillerini karşılaştıracağız. Şöyle söyleyeyim, hani burada aklınızda bir şey kalmasın diye Galaxy S7 Edge'in de hemen hemen hiç kullanılmadığını söyleyebilirim. Yani bu telefon belki 3 kere belki 5 kere şarj olmuştur. Hatta bence Galaxy S8 Plus ondan daha fazla şarj oldu, onu söyleyeyim size. Yani arada hani bu telefon daha eski bir telefon, bu telefon daha yeni bir telefon, daha yeni bir pil gibi bir şey oluşmasın. Şimdi telefonları ikisinde de %100 şarjı var. Telefonlar kapalı zaten. Şu an ikisinde de kendi hatlarımız var. Telefonları açacağız. %100 olarak açacağız. Ve telefonları kullanmaya başlayacağız. Ne yapacağız? Video izleyeceğiz. Oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Sosyal medyada gezeceğiz. Efendim de söyleyeyim, başka işte YouTube'da video izleyeceğiz. Telefonla görüşme yapacağız. Bunları dediğim gibi size ne kadar yaptığımızı, ne kadar da çizdiğimizi, bunun hepsini yan tarafa ekleyeceğiz zaten, şu kadar saatte şu kadar yaptık diye. Dakika dakika söyleyeceğiz ne kadar da şey yaptım. Ve telefonlar bakalım gerçekten de ne kadar şarj alacak, oldukça merak ediyorum. Şimdi ben bu testi acaba Galaxy S8 de mi yapayım? Ya Galaxy S8 de Galaxy S7 Edge'i mi karşılaştırmayı düşündüm ama Galaxy S8'in pili 3000 mAh ve Galaxy S7 Edge'in 3600 mAh. Bu telefonun 3500 mAh pili var. Evet, daha fazla ekran gücü var ama hani aşağı tükürsen işte sakal, yukarı tükürsen bıyık bantı oldu. Biraz bence hani pil gücü en azından aynı olduğu için, birbirine çok yakın olduğu için bu telefonla Galaxy S7 Edge'i karşılaştırmak biraz daha doğru olacak diye düşündüm. Dediğim gibi 3000 mAh bir pille, yani %20 daha fazla pil gücüne sahip olan Galaxy S7 Edge'i karşılaştırmanın çok mantığı olmayacağını düşündüğüm için dediğim gibi Galaxy S8 Plus'la karşılaştırmaya karar verdim. Şimdi telefonlarımızı açalım ve ondan sonra testimize başlayalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi telefonların her ikisi de %100 şarjı var. Hatta bu telefonda 3.3G var. Bu telefonda 4.5G'ye alalım ki en azından burada bir fark oluşmasın. Mobil ağlara girelim. Burada evet. Şu an 4G'yi aldık. Fakat bu 4G şu an çalışmıyor. 3G'de çalışıyor. O yüzden bunu 3G'ye alalım. O da enteresan olmuş. Evet, bu arada mesajlar gelmeye başladı. Şu an %100'de. Bağlantılara hemen tıklayalım. Mobil ağlara gelelim. Buradaki şebeke modunu 3G'ye alalım arkadaşlar. Şu anda ikisi de 3G'de. Ve şunu yapmak istiyorum. Evet, şunu yapmak istiyorum. Bunların ekranlarını tam olarak açmak istiyorum. Her ikisinin de ekranını tam olarak açmak istiyorum. Evet. Burada dediğim gibi en azından iki telefonda şu anda ekran parlaklığının full'de olduğunu söyleyebiliriz. İkisi de hemen %99'a düştü. Şimdi telefonlardan ne yapacağız? Hemen şöyle söyleyeyim. Telefonların her ikisinden de dosya yöneticisine gireceğiz. Pardon. Tabii dosya yöneticisi şurada. Bunun dosya yöneticisi de burada. Buradan arkadaşlar hemen, evet, şurada Movist olması lazımdı. Burada da Movist olması lazım. Evet. Burada ikisinde de aynı dosya var. İkisinde de aynı dosyayı çalıştırıyoruz. Evet. Şu anda ikisinde de aynı dosya başladı. Bakalım bir saat sonunda ne kadar bize izletecek, bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi bir saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar normal player o çalıştırmadı. Çünkü MKV uzantılı bir dosya çalıştırıyoruz. Hemen MX Player kurduk arkadaşlar. MX Player bunu çalıştıracaktır. Baştan başa dedik. Evet. Şu anda parlaklık, pardon. Parlaklık görüyor musun Mehmet? Evet. 15'te. Buna da parlaklığına bakalım. Bu da şu anda 15'te. Hatta bunları baştan alalım. Böyle bir Manix de şöyle bir saçmaladı. Evet. Şu
şu anda bunlar başladı. Hatta bunu kesersek bu şekilde. Şu anda ikisi de başladı arkadaşlar ve telefonumuzun şu anda ne kadar şarjı var? Ben şöyle göstereyim size. Şu an telefonumuzun %97 şarjı var. Galaxy S7 Edge'in %98 şarjı var. Şu anda oyun oynatmaya başladık. İkisinin de parlaklığı sonda. Bakalım 1 saat sonunda, 1 saat 5 dakikalık bir video bu. 1 saat 5 dakika sonunda %97, %98 ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi hoşça kalın. Arkadaşlar şu an hemen 1 saat 5 dakikalık süremiz doldu. 1 saat hatta 4 dakika 50 saniye. Bu da 1 saat 4 dakika 52 saniye. Hemen baktığımız zaman %87 şarjımız var. Bunda da %84 şarjımız var. Yani hemen aynı pil performansını sağladığını görüyoruz. Şunu söyleyeyim size hemen. Evet, aynı pil performansını gösteren telefonlar, fakat 6.2 inç ekrana sahip bir telefonun gerçekten de bu kadar iyi bir performans sergilemesi beni açıkçası oldukça şaşırttı. Yani %10 civarlarında pil tüketti Galaxy S8 Plus. Bu telefonda arkadaşlar %14 seviyesinde, %13, %14 seviyesinde pil tüketti. Testimiz tabii ki devam ediyor. Şimdi dilerseniz telefonda bir yarım saat telefon görüşmesi yapalım. Ve bu yarım saatlik telefon görüşmesinin sonunda bakalım telefonumuzun pili işte %87'den ne kadar, %84'ten ne kadar düşecek. Şimdi dilerseniz birer cep arama yapalım ve dediğim gibi testimize böyle devam edelim. Mehmetciğim, şimdi istersen beni ara. Arayayım abi. Ara kardeşim. Hemen. Yalnız bir şey söyleyeyim, saatte şu an kaç oldu ya? Saat şu an 22.43. Gerçekten bu akşam biraz uzun olacak gibi geldi bana. Ya bu test süreci yani biraz uzun sürecek gibi geldi bana. Daha yeni başladık teste, çünkü ara bakalım nasıl olacak. Telefonların güncelleştirmesinden alakalı. Biz bir açtık telefonu. Ha evet ya, telefonlar gerçekten güncelleme geldi. Hem S7 Edge hem de Galaxy S8 Plus'a güncelleme geldi. Bundan dolayı bu güncelleme, evet. Alo. Efendim abi. Nasılsın Mehmet? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ne yapıyorsun? İyiyim, inceleme çekiyoruz S7'de, S8'de. Allah kolaylık versin. Biraz geç değil mi abi? Bu saatte inceleme mi olur ya? Abi, daha sabaha çok var. İyi bakalım. Bu arada testimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir yarım saat telefonla konuşalım. Bakalım telefonlar da ne kadar pil kalacak? Onda ne kadar pil vardı? %83 kalmış. Bunlara ne kadar var? %86 var arkadaşlar. Zaten bunu az önce söyledik. Şimdi bunu istersen böyle kapatalım. En azından şeyler de çalışmasın. Nedir o? Ekranlar da çalışmasın. Bakalım, dediğim gibi yarım saat sonra bize Galaxy S7 Edge ve Galaxy S8 Plus ne sunacak? Evet, şu an kaç dakika oldu Mehmet? 31 dakika. 32 dakika hatta. Bakıyorum bir saniye. Ben de bakayım kardeşim. Şu anda evet 32 dakika 7 saniye oldu. Birer ekran görüntüsü aldım. Ben de ekran görüntüsü aldım. Ben aldım abi. Valla ben de alıyorum bir saniye. Evet, 32 dakika 15 saniyede ben ekran görüntüsü aldım kardeşim. Şu anda benim telefonumun %84 şarjı var. Seninkisi? %79. %79 şarjı var. Yani çok az bir %3, %4 aynen civarında bir kayıp var benimkinde. Yani sende de zaten. Aynen, 80, 83, evet, 84. Aynen, %3, %4 civarında bir kayıp var. Yani şunu söyleyeyim, 32 dakikalık telefon görüşmemiz sırasında, hatta şu an hala devam aynen, ediyor mu? Hala devam ediyor. Ya kapat, kapatalım. Mehmet, beni hala arıyorsun ya, bedava diye de bu kadar olmaz ki arkadaş. Yani Vodafone'a deli gibi fatura ödüyorum. Şimdi şöyle söyleyelim, 30 dakikalık süre zarfı içinde yani %3, %4 şarj tüketti. Gerçekten ben daha fazla, teşekkürler kardeşim, sağ ol. Ben biraz daha fazla şarj tüketeceğini düşünmüştüm ama ya bu kadar şarj beni biraz şaşırttı. Aynen. Şimdi ne yapalım? Oyun oynayalım mı? Oyun, sosyal medya, nasıl? Bir yarım saat oyun oynayalım telefonda. Ne oynayacağız? Real Racing 3 oynayalım. Aynen. Biraz şey yapar. Nedir o? GPU'da zorlayıcı bir oyun.
Yarım saat oyun oynayalım, bakalım bu yarım saat oyun neticesinde bize telefonlar ne sunacak? Senin telefonun ne kadar şarjı var? %79. %79. Artı parlaklığımız da ikimizinki de. Ha, ikimizin parlaklığı da evet şu an sonda arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim, parlaklık ve 3G'miz açık şu anda. Senkronizasyon zaten devam ediyor. Mail geliyor gidiyor falan filan. Mesela işte Instagram bildirimleri, mesajlar var. Şunlar bunlar var arkadaşlar. Aynen şöyle gösterebilirim. Evet. Tabii Mehmet genç olduğu için Mehmet'e daha fazla bildirim geliyor. Bana o kadar çok bildirim gelmiyor arkadaşlar. Mehmet'e maşallah dolmuş Mehmet'in bir sürü. Fotoğraf paylaşmış. Ya kardeşim gerçekten. Yeni fotoğraf paylaşmış. Gerçekten tabii ona çok daha fazla mesaj geliyor. Ya, adam genç adam yani bize gelmiyor o kadar mesaj. Neyse şimdi telefonda benim şu an ne kadar şarjım var? %83 şarjım var. 79 ayda. Senin %79 şarjın var. Oyun oynamaya başlayalım. Ben oyunumu hemen açıyorum. Sen de oyununu aç. Bakalım dediğin gibi biraz sonra telefonumuz bize ne sunacak hep beraber göreceğiz. Şimdi oyunumuzu açtım. Ben şu an oyunu açtım. Benim biraz oyunla indirme ile ilgili problemim vardı. Belli megabayt indirmedi. Benim şu an %82 şarjım var Mehmetçim. Hatta benim bunu kaç %78. Hatta bunun bir ekran görüntüsünü alabilir miyim dedim. Evet aldım. %82 şarjım var arkadaşlar. Oyuna ben başladım. Şu an oyunu devam ediyorum. Evet oyunumuz başladı mı? Evet. Evet. Benim şu an oyun başlamak üzere. Evet. Şu anda oyun başladı. Ben gidiyorum. Şimdilik %82 ile başladık. Bakalım nasıl bir sonucu imza atacak telefon. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir yarım saat oynayalım. Bay bay. Mehmet'ciğim 5. olmuş. 5. Kamerayı ayarlamak için bıraktım. Şimdi yani. Saatlerimiz 23.52. Benim hemen şöyle dilersen çıkayım. En azından çıkıp da bir ekran görüntüsü alayım. Saatimiz şu an 23.52 ve benim %69 şarjım var. Senin ne abicim? %64. Yani hemen hemen aradaki %4'lük %5'lik şarj kaybını devam ediyor. Yani şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi bir yarım saatte sosyal medyada gezelim telefonda. Bakalım gerçekten burada yine %5 bu aradaki fark korunacak mı? Ama şunu söyleyeyim yani bu telefonun şu anda şarjı yani Galaxy S8 Plus'ın şarjı daha iyi gidiyor. Daha fazla gidiyor. Burada gerçekten Yonga Setir'in büyük bir avantajı var. Ki 6.2 inç ekrana sahip olmasına rağmen bu avantaj var. Ve aslında baktığı zaman bu telefonun ekran parlaklığı daha fazla. Evet. Doğru mu? Evet daha beyaz. Evet daha beyaz ve daha bir ekran parlaklığı var Galaxy S8 Plus'ın. Hani biz bunu kendimiz en azından gözümüze karşılaştık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi 5.5 inç bir ekran var. 6.2 inç bir ekran var ve daha iyi bir pil gücü sunuyor. Gerçekten Galaxy S8 Plus burada Galaxy S7 Edge'e göre daha iyi bir pil performansı sunduğunu en azından şu ana kadar yapmış olduğumuz testte gördük. Bir yarım saat dilersen sosyal medyada gezelim. Vallahi. Biraz hava serinleri üşüdük ama. Aynen üşüdük. Ya, ben titriyorum. Çok zor şartlar altında çekim yapıyor gerçekten bu çocuk. Ama dediğim gibi bu şartları en azından zorlayalım Mehmet için biraz daha. Aynen. Yani biraz sen koşarsın falan bu arada bir şeyler yaparsın. Fotoğraf. Yani genç dedik bu adama. Bu adamın içi geçmiş. Üşüdü arkadaşlar. Ben ama, zayıf çocuk insanım. Ha, evet o olabilir. Doğru söylüyorsun. Kansızım da. Evet kansızlık da var. Şimdi telefonlara yarım saat sosyal medyada gezelim. Sen de bir kız arkadaşını, sen de bir kız arkadaşı falan ara istersen Mehmet. Evet, evet. Mehmet de başladı telefonu atıp tutmaya. Sen de dediğim gibi sevgilini falan ara istersen. Tamam abi. En azından bir sorun olmasın. Çünkü bu saate kadar Mehmet kaldı. Biraz sorun olabilir. Sorun olabilir düşünmeyecek kardeşime. Aramasını şey yaptım. Dediğim gibi şimdilik söyleyeceklerim mesajlar gelmeye başladı. Evet, mesajlar gelmeye başladı. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir yarım saat telefonla sosyal medyada gezeyim. Yarım saat sonra tekrar görüşürüz. Şu anda saatlerimiz 23.54 ve %69 şarjımız var. Bakalım yarım saat sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şu an saatlerimiz kaç Mehmet? 00.24. Hatta bunun ekran görüntüsünü alalım. Ve 00.24 25 oldu. %60 şarjımız var. Vallahi Mehmet bende kafa gitti. Yani yüzde kaçtı şarj? Hatırlıyor musun? Yok. Bende de kafa gitti arkadaşlar yani. Üşüyoruz arkadaşlar. Üşüdük zaten içeri girdik yani hakikaten hani Mehmet'in dediğim gibi sen gençsin falan filan üşüyorsun ama hakikaten çok soğudu hava.
Saatimiz yarım ve dediğin gibi içeri girmek durumunda kaldık. Şimdi biz ne yapmadık Mehmet? YouTube'dan video izlemedik. Aynen. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şu anda aradaki şarj gücü farkı ne kadar Mehmet? Benim %59, senin %53. Aynen. Yani %6 civarında şarj harcama indeksimiz var. Arada böyle bir fark var. Şimdi bir de yarım saat bir YouTube videosu izleyelim internet üzerinden. En azından burada nasıl bir fark oluşacak hep beraber onu görelim. Daha sonra dediğim gibi bu testi bitireceğiz. Bakalım yarım saat sonra telefonlar bize ne kadar şarj gücü sunmuş olacak. Bunu unutmayalım. Benim %59 şarjım var. %52. Benim %59. Mehmet'in %52. Bakalım yarım saat sonra ne olacak? Yarım saatlik General Mobile incelememiz var. Onu açalım, onu izleyelim. Bu arada arkadaşlar böyle reklamlar falan filan çıkıyor ya. Ya bu reklamlara tıklarsanız gerçekten çok seviniriz. Sadece benim kanalıma değil yani izlediğiniz ve beğendiğiniz kanallarda bu tarz şeyler yaparsanız, en azından bu reklamlara tıklarsanız ve sonuna kadar izlerseniz burada içerik üreticilere gerçekten de destek vermiş olursunuz. Bunu söyleyeyim. Yani çok basit bir şekilde en azından bize teşekkür etmenin yollarından bir tanesi bu olabilir. Yani burada lütfen buna dikkat ederseniz, en azından bunları reklamları atlayın, reklamları sonuna kadar izlerseniz çok seviniriz. Bütün bunu içerik üreticiler için söylüyorum. Dediğim gibi yarım saatlik süre başladı. Bakalım yarım saat sonra telefon bize ne sunacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Bu arada ben şey yapıyorum. Ne o? Bütün ekranı tam izliyorum. Yanlarda boşluk falan filan yok. Tabii sende öyle bir dert yok zaten. Ben de açılıyor direkt. Okey. Bakalım yarım saat sonra ne olacak? Arkadaşlar yarım saatlik süremiz doldu. Şu an saatlerimiz 00:58. Ve benim ne kadar şarjım var Mehmet? %49 şarjım var. 41. Yani benim %10 şarjım tükenmiş. Senin %11 mi? Evet. Evet. Yani %10 civarında. Yani yine yapmış olduğumuz şu testte bu her iki telefonda da 30 dakikalık YouTube videosu izlemenin sonucunda %10-%11 seviyelerinde şarjımızın tükendiğini gördük. Hemen şimdi, hemen aynı. Hemen hemen aynı gerçekten. Hatta bu süre zarfı içinde şu anda ben %51 şarj harcadım. Sen? %59 şarj harcadım. Yani burada Samsung gerçekten de Galaxy S8 Plus'ta bence çok başarılı bir işe imza attığını görüyoruz pil tarafında. Çünkü 10 nanometre yonga setiyle beraber gerçekten Exynos 8895 çok iyi işe imza atıyor. 6.2 inç bir ekrana sahip olmasına rağmen, ki daha parlak bir ekrana sahip olmasına rağmen Galaxy S8 Plus, Galaxy Series'e göre çok çok daha iyi bir pil performans sergiledi. Bundan dolayı Samsung Galaxy S8 Plus'ı takdir ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Mehmet'ciğim? Günde çok ama çok iyi hani bir dakika. Tabii kameraya bakıp konuşmak kolay değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mehmet'in demeye çalıştığı şey aslında şu. Bu telefonların her ikisi de bir gün boyunca rahatlıkla bize yeter demeye çalışıyor herhalde. Çünkü sen Galaxy Note 5 kullanıyorsun. Evet. Çok berbat bir şarjı var. Tabii kullanmayla da alakalı bir şey yani. Sonuçta yeni bir telefon değil. Telefonların pilleri kullandıkça eskiyor Mehmet. Bu telefonlar da belki bir sene sonra biraz daha pilleri eskidikten sonra bu performansı göstermeyebilirler, ama en azından bugün için söyleyeceğimiz şey şu. Telefonlar gerçekten de her iki telefonda pil performans anlamında oldukça iyiler. Ama Galaxy S8 Plus daha fazla ekran boyutuna sahip olmasına rağmen ve daha az pil gücüne sahip olmasına rağmen Galaxy S8'e göre daha iyi bir performans gösterdi. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolar görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum. Aynen, hoşça kalın. Görüşürüz, bay bay. Mehmet hava soğumuş ya. Vallahi Mehmet hava soğumuş ya. Ya ben sana o kadar bok attım ama yok abi, hava soğumuş resmen ya. Mesela bunu alabilirsin şeye. Dedim ya şey. Nere? Kızı mı kesiyordun Mehmet? Hayır. Yakalasın seni Mehmet. Yemin ediyorum kızı kesiyordum Mehmet. Yok, gülümsedi ya. Bize baktı, kameraya baktı, gülümsedi. Arkadaş abi, yemin ediyorum ya. Yanımızda tam bir kazanova varmış, haberimiz yok ya. Yok öyle, öyle demeyin lütfen. Arkadaş yanımızda bir Playboy varmış, haberimiz yok ya.
Yok abi. O işlerde gözüm yok. Değil mi? Aferin kardeşim.